İzmir'den ziyaretçilerimiz de var arkadaşlar. Abim hoş geldiniz. Merhaba. Araçları tamam, araçları hemen biz senden teslim alalım. Tamam. Sağında solunda bir problem var mı yok mu? Sen görmüşsündür, jantlarında herhangi bir sürük falan yoktur sana. Yok, şu köşede inmesem olur mu abi? Orası rampa ya. İstediğiniz yerde indirebilirsiniz, tamam. Altını sürtmemesi aynen, için. Daha iyi olur. Tamam. Şimdi Musa sen bana diyeceksin ki abi bunlara ne yapacak? Bu araca kamuflaj yapıyoruz. Frenlerini floresan boyuyoruz. Sarı avucuyla. O aracı komple zaten kamuflaj söküyoruz. Onun da jantlarını floresan boyuyoruz. Üstte arabayı sarı kaplıyoruz. O floresan var ya Doğuş abinin. Evet. Kampı olmadı kampı. Onunkinden yapıyor. Oo efsane o. İzmir'e göndereceğiz arkadaşlar. Yazın renkli renkli gezecek kardeşimiz. Zaten arabası kaplıymış. Oldukça meşakkatli ve uzun bir müşteriydi. Karar verene kadar böyle uğraş sonunda çözdük. Şimdi araçlarını sen indisini çıktısını alırsın. Tamam. Ona tamam. Göre biraz işin zor bu hafta. Aynen. Hadi bakalım. Ben yok dayanamam. Çekme ya. Ben dayanamam. Vallahi ben de. Ne abi bu ya? Bu stres ne bu? Vallahi psikolojim çok bozuldu ya benim. Ne? Bu da kaplama. Evet. Yemin etsene. Kaplama zaten sökülecek o. Allah! Hangisi daha pahalı abi? Bu mu diğeri mi? Umurumda değil şu an. Çok eğlenceli bir hafta. Bugün arkadaşlar çarşamba Porsche'lar gelmişti malum ve bitmek üzere bir tanesi. Ufak tefek eksikleri var. Jantları plastik olmuş. Onlar zamanında attığı için onları bizimkiler çözüyor. Arabanın gerçekten rengi mükemmel oldu. Fren kaliperlerini aynı benim Audi gibi boyadık. Cilası, bakımı bir falan derken onları bittikten sonra
Şov sende. Bu arada Larissa kardeşimizin doğum günüydü. Happy birthday to you Larissa. Mutlu, huzurlu, sağlıklı yıllara kardeşim. Gerçi yurt dışında geziyorsunuz Burak'la ama buradan size selam olsun. Ve Serdar'ı görüyorsunuz. Seni çalışırken görmek Serdar. Ve ayıp ya. Gördüğün gibi herhangi bir X firmanın veya şovuru korumak için yaptığı tabut filminin kenarını kestiği için arabayı çizmesi ne kadar da duygulandırıcı. Ve çizmeyi bırak, gerçekten ne yapmışlar ha bunu? Ya Musa, böyle bir şey olabilir mi? Bayağı. Kalan bakmış. Evet. Bunu kesen usta gerçekten kör oldu. İşini severek yapmış ve arabayı tek renk çizmiş. Şimdi Ramazan abinin hünerle ellerine bu arabayı seramik yaptı. Tamam, bitti. Bu arabanın ne eksiği kaldı? Bence bir tane sağ çamurunda küçük bir gamzecik var Serdar'cığım. Onu Rıfat ustanın çağır, onu çözsün. İş temizliği falan onları halledelim. Burada da gelince arkadaşlar onunla tasarımını çözdük. Nardo gri ve beyaz ve siyah üstüne gideceğiz. Frenleri aynı benim Audi gibi, yine bunu da boyadık. Bak görüyorum modayı nasıl veriyor. Evet, Doğuş abinin arabanın rengi de. Ali Sıkıla! Ali Sürt. Ali Sürt. Sürt Sürt. Nasıl gidiyor eğitim? İyi gidiyor, çok şükür. Güzel gidiyor. Aynen. Bayağı. Hadi gidin böbrek möbrek. Hazır ol abi. Hazır ol. Hadi kırız abi. Bunlar öyle hazır oluyor. Oğlum hazır ol da böyle bak. Bizim orada askerlik yok abi. Bizim orada askerlik yok abi. 18 bin bile yok. Bizim orada gitti mi paralık alıyorlar. Aynen. Paralık para alıyor. Kazanıyor. O zaman Kenan hemen askere gider. Tam kaplarda. Şimdi şeffaf kaplamamız devam ediyor. Birazdan fardarına kadar gördüğün gibi. Gelecek. Komutanım gelecek birazdan. 20 senedir görmüyordum. Valla. Beni ziyarete gelecek bir araba. Valla. Askerde savaş yüzbaşım vardı. Bir tane hemşerim vardı. Osman. Gerçekten burnumuzdan getirirdi. Sevgiler, saygılar. Asker arkadaşlarım izliyorsun onlara sevgiler. Tüm askerlere abi. Sevgiler, saygılar, evet. Polislerimize. Tabii ki güzel hatıralar kaldı mı? Kaldı. Çok kaldı. Uzun zaman arkadaşlarımız, dostumuz oldu. Ekmeğin içine kırmızı biber döker yerdik. Yani gerçekten Malatya'da ben bir acemilik yaptım. Ben böyle bir şey hiç görmedim. Ben de orada. Tabii ki Ali dayı vardı o zamanlar. Ali dayı daha böyle inanılmaz şekilde askerlik yaptı. Şimdi konuşur, arkasından konuşmak gibi olmasın. Herhalde ya 20 ay askerlik yaptık. Lan biz de 18 ay yaptık. 20 ay eğitim yaptık biz. Eğitim normal askerlik değil. Eğitim çavuşuydum. Ali dayı kasatın numaranı söyle. Kasatın numaranı. Ya numaram mı kaldı? 40 sene geçti aradan bacak. Ali Bey, askerlikte hiç unutamadığım bir şey söyle. Çok sopa yedim başkanım. Çok sopa yedim. Vallahi çok sopa yedim. Askerin yüzünden çok sopa yedim. Askerleri dövmediğin için. Böyle komutanı da ben de sinirimden oturdum ağlıyorum. Şu çavuş niye ağlıyor diye postasına çağırın gelsin demiş. Niye ağlıyor çavuş dedi. Komutanım dedim jandarmanın tarifini anlatıyorum askere 100 kere anlattım belki. Bir kelime öğrenemedi dedim. Ben de askeri dövmediğim için dedim. Oturdum, ay, sinirimden ağladım dedim. Sen sopa atmıyor musun askeri? Bana bir sopa çekti abi. Bana bir sopa çekti. O zaman ucu demirli İngiliz botları vardı. Oradan vurmuştur. Oradan şuralara. Kemiklerime, kan içinde kalmışım. Canı sağ olsun. Vatan için canımız zaten sağ olsun. O önemli değil. Yediğimiz, içtiğimiz, geride bıraktığımız anılarımız, hatıralarımızı hayatımız devam ediyor arkadaşlar. İşte böyle bir GMG garaj ailesi. Geçen gün Mert Müdür'e böyle bir Kaan'ın ittiği falan koymuş Musa. O da şaka evet. Yapmış ama bunu bazı arkadaşlar yanlış anlamış. Abi şiddet yapıyorsunuz, hiç olmamış falan filan. Tabii ki orada bir kendi aralarında atmosferik bir şey olmuş. Bizimkiler de yararlanmış. Oradan yararlanınca başkaları da yararlanmaya çalışmış falan. Pek haz almadığı şeyler. Hep bir prim kasma peşindeler ama abi. Gel bakayım buraya Kaan Bey. Geçen gün böyle Mert abin sana şöyle bir yapıyordu, sen yüzünü vuruyormuş gibi bir numara yapıyorsun evet. Ya. Vuruyor musun? Yok abi. Ben Mert abiyle sürekli bu şekilde şakalaşıyorum zaten. O benim samimiyetim. Ama gençler böyle işte Mert müdürü ve senin arandaki ilişkiyi bilmediği için sanki şirkette dayak varmış gibi. Yok yok. Öyle bir şey yok abi. Ha, kendi aramızda tabii ki çok hatıralar var. Giydirmeler, içmeler, dövmeler, takmalar da. Ne bileyim ya. Canları sağ olsun. İzleyen kitle de çok farklı. Şimdi aynen. Spor videosu yapmışız. Yorumlara bakıyorum. Steroid, iğne, ondan sonra şunlar bunlar, anabolünler falan filan. Ben orada her şeyi zaten anlattım. Evet. Ne kadar para harcandığını, takviyesiz belirli bir yaştan sonra ilerlemediğini, benim 40 yaşımda olduğumu, yağ yakıcılarla, büyütücülerle büyüttüğümü. Berk Hoca'ya sormak isterseniz aşağıda Instagram adresi var. Berk Hayat.
Onunla beraber oradan izleyebilirsin. Biz de biliyoruz neyin ne olduğunu, bu sporun nasıl olduğunu, bu damarın yolların nasıl açıldığını, ama biz orada anlattığımız şey, bu kadar emek verdik. Bu kadar zaman, para, paranın haricinde emek, her sabah koşmak, ilaç, onun psikolojisi, uğraşmak, öyle ben yani kime sorarsan bana orayı sorsan şimdi natürelim diyor. Bana daha şu ana kadar sorup da natürel dedim, ben hiç kimseye hatırlamıyorum. Yani hiç öyle bir şey yok. Ama çok fazla emek harcadığım için ve çok fazla kendim vakit ayırdığım için kendime biz anlattık bunları. O şunu da unutmayın, her ilaç kullanan, her böyle şeyler yapan da çok sağlıklı ve çok iyi olmuyor yani. Herkese de bünyesine öyle şeyler olmuyor. Biz yaptık, şovumuzu gösterdik. 40 yaşına karın kası oldu. Yok işte sohbet muhabbet oldu. Yok işte şöyle oldu, böyle oldu. Ben kendimle mutluyum. Bak kışın ortasında tişörtümü giyiyorum. Sabah kalktım yine hindi yedim. Yeşil çayımı içiyorum. İçki ve zaten alkol, sigaradır veya başka şeyler de kullanmıyorum. Yani kullananlara da saygı duyuyorum. İstediğinizi yapın. İster şişman gezin, ister basenli gezin. İstediğiniz gibi gezin. Benim umurumda değil ki. Bu benim hayatım. Onlar sizin hayatınız. Herkes kendi hayatında meçhul. Herkes yani kendine yakışanı yapar. Kendine yakışanı yapar. Biz zaten kendimize yakışanı yapıyoruz. Ostim'in arka sokağında 40 yaşına gelmişiz. 14 senedir buradayız. Sıfırdan geldik. Biz de götüyüz göbekliyiz dedik. Biz de anlattık. Ama baktım bizim millet her şeyden bir şey kasıyor. Değişik şeyler kasıyor kendi. Kardeşim varsa yapabiliyorsanız gücünüz, yapmak istediğiniz her şeyi yapın. Ben alkışlarım, saygı duyarım, severim. Hatta da üstüne kamçılarım sizi, helal olsun derim. Birazcık da benden aşağı vururken dikkatli vurun, yoksa ben size çok güzel vururum. Vurmasını da iyi bilirim. Elimizin altında butonumuz var. İster engelleriz, ister sileriz, hiç de umursamayız. Aynı herkes diyor ya, takip etmeyin. Sevmiyorsanız, gıcık kapıyorsanız, nem alıyorsanız takip etmeyin. Televizyonda nasıl zampik ediyorsunuz, izlemiyorsunuz. Bizi de zampikleyin. İzlemeyin. Kendi yorumunuzu da kendinize bırakın. Bize bırakmayın. Çünkü biz asılsız da böyle değişik farklı yorumlara gerçekten karşılık vermek zorundayız. Nem kapıyorum. Gerçekten üzülüyorum. Bunca emek harcadığım, bunca uğraştığım, bunca sizlere örnek olmaya çalıştığım şeyin altında kendiniz, kendinize prim kasmaya çalışıyorsanız kusura bakmayın, o primi ben size vermem. Bu primi alacak olan varsa da bak buradaki herkes, kameranın arkasındaki herkes bu primden yararlanır. Sizleri yine seviyoruz. Tarafında var, bir de tarafları var. Sevmediklerimize de selam olsun. Fuck.
içerik olsun diye seramik yapacağız. İçeriği de güzel yapalım. Olur tamam mu? Tamam abi. Ön tamponunu şimdi söktük. Tampon boyaya gitti. Berktos'unu bilen bilir arkadaşlar. Çok çılgın, çok farklı, fantastik araçları vardır. Yıllardır arabasını zaten kapladık. Bu kez de bunu bir seramik yapalım dedik. Bak Mert müdürün neşe bak şimdi. Mert iyiyim, Lamborghini inerdi şimdi. Sorum! Hani ben iyiyim, bu arabayı bindirip indirmek lazım. Onu deneyelim. Ali dayıyı bu arabayı indirip bindirelim abi. Aynen. Aa, Ali dayı geldi. Ali dayı! Buyur başkanım. Aventador geldi bir tane de. Aventador ne la? Aventador. Şimdi sen buna binip bir in böyle bir havalı havalı bir bakalım. Hadi bakalım. Yok Mert Bey bana şimdi, niye veriyorsun? Şimdi hiç ellemiyoruz. 1, 2, 3 hadi abi. Bir arabaya ya, biniyorum. Arabayı aldı şimdi. Ya Tayfun abi hep senin işlerin. Ya Tayfun abi bizi bitirdi be. Vallahi bitirdi. Musa'cığım yavaş. Koy bunu kapısı nerede la? Bunun kapısı nerede la? Ama başkanım ayıp oluyor yani. Oo, severim böyle havalı kapıları. Tamam mı Musa'cığım? Tamam. Şimdi seversin. Görüşürüz kanks. Görüşürüz kanks. Şu kırmızı buton var ya. Evet. Altına bas bir kere. Şuraya. Altın orada. İçindekine yani. Aynen. Bas. Evet. Bas ona bir kere. Vay vay vay. Şimdi camı indir. Sol üstteki düğme var. Şu. Evet, onu aşağı bas. Şimdi gaza bas. Evet. Gaza bas bakalım. Basın bir kere. Sağda gaz. Tamam. Vallahi. Teşekkür ederim. Tamam mı? Görüşürüz kanks. İnşallah seni dışarıya alırım. Öldeği nasıldı bu tecrüben? Oo çok güzel.
from the underworld coming for the underground. Oof. Motherfuckers better watch out for the male hounds. Oof. I never been the motherfucking gang that you all down. Oof. Risen up the purgatory, all you bitches done now. Oof. Straight from the underworld coming for the underground. Oof. Motherfuckers better watch out for the male hounds. Oof. I never been the motherfucking gang that you all down. Risen up the purgatory, all you bitches done now. Death is your minimal punishment. Boy, you better recognize who you fuck around with. Only fought a couple times, I never busted any crimes, but that don't mean no more, put you in the coffin. Walking around with a noose, so a fucking 22. Wanna see you as a person, get the popping. I can't stand a fucking artist who can get it on their own. Taking handles like a bum who's jobless. Pickety, what's the clock, did you get popped? When it's crunch time, bet you won't run off. 50-50 chance that you rats all gon' get chopped. Playing all these bitches like an avatar. Yes, 50k for a verse, for a first clock. Cause without you, we doing this shit just fine. So we learn a lot of things from the shitty generation. Everything is about to get this special fucking recognition. Ooh, wait, I think that I'm saying shit's hitting their soft spot. Ay, the reason they can't stand the truth cause they all drop. Ay, fuck what they think cause I promise I won't stop. Ay, the wolf that is climbing the hills already on top. Straight from the underworld coming from the underground. Oof. Motherfuckers better watch out from the male hounds. I never been the motherfucking gang that you all down. Oof. Risen up the purgatory, all you bitches done now. Oof. Straight from the underworld, coming for the underground. Oof. Motherfuckers better watch out from the male hounds. Oof. I never been the motherfucking gang that you all down. Oof. Risen up the purgatory, all you bitches done now. Everybody dissing and missing my fucking punchline. Hitting on my elements, everyone needs a top mind. Bunch of little bitches in the back, but we front line. Put me to the test of fucking challenge, make it all mine. Honestly, I really must have misunderstood. We only fucking with the sound when I have